Bazen öngörülerimde yanılmak istiyorum açıkçası Ağustos ayının kötü geçebileceğini söylemiştim. Ağustos ayı kötü başladı beklediğimizden de biraz kötü başladı. Çünkü zaten beklediğimiz haber akışları içerisinde Fitch'in Amerika'nın kredi notunu AAA'dan AA plasa düşürmesi geldi. Bu tabi borsaları çok kötü etkiledi dün. Ayrıca dün bile rapor geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde yine istihdamla ilgili ADP isimli kuruluşun raporu bu. Bir özel sektör şirketi bu ve özel sektördeki istihdamı ölçüyor. O da beklenenden çok daha iyi geldi. Bundan dolayı. Amerika'da enflasyon tekrar coşacağı paniği piyasaların üzerine eklendi ve bir yandan da uzun zamandır zaten kesintisiz yukarı doğru giden bir borsa bir yerlerde düşüş fırsatları arıyor. İnsanlar elindeki hisseleri satmak için bahane arıyor. Hepsi bir yere gelince de kötü bir gün yaşadık. Peki bundan sonrasında ne olacak? Acaba boğa pazarı gerçekten bitti mi? Ben de düşünüyorum. Tahmin ettiğiniz gibi yüz ifademden ve ses tonundan ben boğa pazarı küçük bir ara verdiğini ve bu aranın biraz uzayabileceğini Ağustos-Eylül boyunca biraz sideline gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama yön yukarı ve bu yukarı doğru yön beklediğimizden daha da hızlı bir şekilde devreye girebilir. Neden böyle düşünüyorum? Teknik tarafta neler oluyor? Temel tarafta neler oluyor? Amerika'da ekonomisi neler oluyor? Şirketlerde neler oluyor? İşte bütün bunları bugün konuşacağız. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil, elbette yanılabilirim ama ben hala boğayım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet önce dün bakalım neler oldu. Dow Jones %0.98, S&P 500 %1.38, Nasdaq %2.17 düştü. Yanılmıyorsam en son Nisan ayında bu tip düşüşler yaşamıştık yine gelen güçlü bir istihdam raporu sonrası da. Bizim portföyde tabii dün ağır hasar aldı. En az düşen Apple bu sefer en az düşen en üstte koydum Barel'i bu bozmamak için %1.55. En çok düşen Unity %8.50 ama Unity kapanış sonrasında iyi bir bilanço getirdi ve bunun büyük bölümünü telafi etti dün yani işler bizim portföyümüzde pek iyi değildi. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notu düşürdüğünce faiz oranları artıyor. Faizlerle bizim teknoloji hisselerinin değerleri ters orantılı çalışıyorlar. Faizler o kadar yukarı, bizim hisse senetleri o kadar aşağıya. Bu işi tetikleyen ana konulardan bir tanesi Fitch raporu. Fitch Amerika notunu düşürüyorum ben dedi. Peki Amerika notu daha ben nerede düşürmüş? Burada 2011 yılında. 2011 yılında borçlar zaten biraz aşağıya doğru giderken belki hatırlıyorsunuzdur o yıllarda Avrupa'da çok büyük bir borç sorunu vardı. Yunanistan'da insanlar bankaları tekmelediler. Kıbrıs default ilan etti borçlarımı ödeyemeyeceğim dedi. Öyle bir dönemde bir de S&P kalkıp Amerika'nın kredi notunu aynı bugün olduğu gibi AAA'den AA plus'a düşürünce böyle bir düşüş geldi. İlk günkü düşüş %7,5'tu. Sonra sürece yayılan süreç %20'leri buldu. Bu dibi bulduktan sonra neredeyse kesintisiz bir yükseliş başladı. 2018'lerde bir düşüş var. Daha sonra ünlü Covid düşüşü. Yukarı doğru gidiyoruz. Ondan sonra geçen sene Fed'in faizleri artırmaya başlamasından beri yaşanan düşüş ve şu an S&P'nin olduğu yer. Yani ne demek istiyorum burada? Burada küçücük gözüküyor bunlar ama onlar o günlerde hayat değiştiriyor. İnsanların moralleri çok çok bozuluyor. Şöyle derin düşüşlerde de büyük paralar kaybedilebiliyor. Ama S&P durduğu yerden kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Böyle bakıldığında zaten ben pek panik olmuyorum uzun vadeli bir yatırımcı olarak. Ama elbette insanlar para kaybetmek istemiyorlar. Özellikle siz takipçilerim arasında aldığı hisse senetleriyle bu kadar uzun vadeli ilişki kurmayanlar var. Kripto pazarından çok sayıda insan buraya geldi. Kriptoda çok hızlı para kazanılabiliyor ve tabii ki kaybedilebiliyor. Böyle baktığımızda biraz sabırsızlık çok işlemiş damarlara ama S&P 500 bir önceki kredi notu düşürmesinden sonra tam gaz yoluna devam etmiş. Bugün koşulların o günden iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir kere Avrupa'da evet resesyon var ama böyle bir bankacılık krizi, borçlarını ödeyememe sorunları falan yok. Artı Amerika Birleşik Devletleri de ekonomik anlamda gittikçe daha iyiye doğru gidiyor. Evet Amerika'nın borç sorunu var. Fitch'e de hak veriyorum. Amerika bu borç sorunu kesinlikle daha etkili yönetmeli. Ama baktığımızda aslında temeldir Fitch'in raporu neyi nasıl değiştirdi o çok çok önemli. Fitch'in raporunun tabi temel etkisi Amerikan devlet kağıtlarının faizleri üzerinde oldu. Görüyorsunuz burada çoğu Amerikan devlet kağıdının günlük olarak faizleri ciddi artışlar gösterdiler. Ve bizim en çok önem verdiğimiz 10 yıllıklarda faiz 4.076'yı buldu bugün de yükselmeye devam ediyor. 4.154'lerde şu anda. Bu iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü faizler arttıkça teknoloji sesiyetleri düşüyorlar. İnsanlar gelip parayı faize yatırırım. Ne yapacağım ben teknoloji sesiyetinde diyebiliyorlar. Böyle bir alternatif gelebiliyor. Evet bu olumsuz ama işin içerisinde aslında olumlu bir nokta var. O da 10 yıllıklarla 2 yıllıklar arasındaki farkın gittikçe kapanıyor olması. Hani hep bahsediyorlar ya terse dönmüş getiri eğrisi diye. Ne demek o 2 yıllık Amerikan kağıtlarının faizlerinin 10 yıllıklardan fazla olması. Bu bir resesyon korkusu anlamına geliyor. Çünkü insanlar kısa vadede para kazanmak istiyor, uzun vadeye fazla güvenmiyorlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Normalde çünkü uzun vadedeki getirilerin daha fazla olması lazım. İşte o fark yavaş yavaş kapanıyor. Aşağıdaki grafik bunu gösteriyor. Ben size matematik olarak hesapladım. Bundan bir ay öncesine gittiğimizde 10 yıllıklar 2 yıllıkların %78'i kadar ancak faiz üretebilirken şimdi oran %84'e çıkmış. Türeve baktığımızda 10 yıllıklarda %1.91'lik artış varken 2 yıllıklardaki artış 0.27. Bu ne anlama geliyor? Terse dönmüş getiri eğrisi normalleşiyor. ne anlama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyonun olmayacağını fiyatlamaya başlıyorlar. Bence esas önemli olan konu bu. Çünkü eğer resesyon yoksa ve şirket karlılıkları iyi gidiyorsa ki daha ben birkaç kere paylaştım genelde beklentinin üzerinde geliyor kazançlar. Bu durumda bir süre sonra şirketlerin bu yeni faiz oranına adapte olacağını bekleyebiliriz. Bazı şirketler daha zor adapte olurlar. Örneğin bizim Tesla'mız gibi, Enphase'imiz gibi üretim yapan şirketler. Çünkü üretim şirketleri faizlere daha duyarlı, daha fazla işletme sermayesi ihtiyaç duyuyorlar. Diğer bazı şirketler ise daha kolay adapte olurlar. Ama bize burası diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil yatırımcıları artık bir resesyonun olmayabileceğini fiyatlıyorlar ve gittikçe ters dönmüş eğri normale dönmeye başlıyor. Nitekim dün Amerika'nın en büyük bankalarından Bank of America'da resesyon beklentimizden vazgeçiyoruz dedi. Yumuşak bir inişin gayet mümkün olduğunu Powell'la bu konuda hemfikir olduklarını söyledi. Biliyorsunuz daha evvel de Morgan Stanley resesyon beklentimizden vazgeçiyoruz demişti. Dün gelen Fitch raporunda da hafif bir resesyon olabilir. Son çeyrekte ve gelecek yılın ilk çeyreğine diyorlar. Yani genel olarak Amerika'da bir resesyon olmayacak yumuşak iniş mümkündür izlenimi artıyor. Yanılabilirler mi? Elbette yanılabilirler. Bir sürü şey değişebilir ama arda arda gelen raporlar, istihdam raporları ve biraz sonra sunacağım bazı enteresan veriler belki de yanılmıyorları bize gösteriyor. E bu durumda resesyona girmiyorsa Amerika Birleşik Devletleri şirketlerin düşüşleri geçici olacaktır ve bir yerden sonra tekrar toparlanmalar başlayacaktır. Aslında bu teorimi savunabileceğim pek çok başka faktör de var. Mesela Amerikan Teknoloji Sektör Endeksine baktığımızda XLK'ya bütün zamanların en yükseğinde şu anda. All time high'da. Yani endeks all time high'dayken gerçekten resesyon mu var? Ama daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde industrial yani endüstriyel sektör, üretim sektörünün nokta bittiğine bakıyoruz. Orada da all time high'deyiz. Evet dün şöyle görüyorsunuz hafif bir kırılma var. Ama hala all time high'deyiz. Yani Şin en yüksek yerdeyiz. Şimdi bazıları bundan korkuyorlar. Ya diyorlar fiyat kazanç oranları bozuluyor vesaire. Ama böyle bir vaziyette ülkeye resesyonda demek biraz saçma olur açıkçası. Bu teorimi destekleyen başka önemli veri de dün gelen Caterpillar bilançosuydu. Olağanüstü bir bilanço getirdiler. Ve görüyorsunuz burada çok ciddi yem yeşil bir mum yaktılar. Caterpillar gibi bir endüstriyel şirketin bu kadar yeşil mum yakması çok zor. Bilanço çok iyi olduğu için bu geldi. Bunun anlamı ne? Caterpillar'ın ürünleri nerede kullanılıyor? İnşaatlarda kullanılıyor. Amerika'da deli gibi inşaat var. Altyapı inşaatları, üretim şirketleri yeni fabrikalar kuruyorlar. Amerika üretimi geriye çekmeye çalışıyor. Bir yandan da gayrimenkulde de tekrar konut envanterinde artış var. Caterpillar'ın all time high yaptığı bir ortamda resesyondan bahsediyorsanız Kusura bakmayın bence temel ekonomik bilginiz de yok. Temel dünyayı anlamıyorsunuz. Bu sözümün kime gittiğini o ezberciler kendileri bilirler diye düşündüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon yok ve ufukta da gözükmüyor teorisini ben çok uzun zamandır savunuyorum. Ekonomistler yeni yeni oraya gelmeye başladılar. Ama dün gelen bir veri de bu görüşümü çok güçlendiriyor. ADP, Amerika'da bir özel sektör şirketi, iş gücü piyasasını yokluyor ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne Temmuz 2023'te 324 bin yeni istihdam yaratıldı. Bu beklenenin yine aşağı yukarı iki katına yakın son derece olumlu. Evet bir önceki aya göre düşüş var ama yine de önümüzde bir resesyon rakamı olmadı kesin. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda durumun nasıl gittiğini görüyoruz. Burası işte 2020 Covid'de yediğimiz darbe şu anda hızlı şekilde yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi bu rapor çok olumlu yorumlanmalı bence. Çünkü resesyon olmadığını gösteriyor. Ama işte Ağustos ayı ya borsalarda her şeyin kötüsünü görmeye çalışıyor ya. Acaba bu enflasyon mu yaratır endişesi hemen piyasalara sürüldü. Oysa raporun nasıl biraz detayına girerseniz öyle bir korkumuzun olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyon tetikleyen şey istihdam değil maaşlardır. Maaş artışlarının Temmuz ayında da yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz. Bir önceki ay %10.2 iken bu ay %6.2'ye gelmiş durumda. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü pazarının aktif olduğunu ama maaşların pek ilerlemediğini gösteriyor. Zaten pek kimse yapmıyor ama ben hep detaylara bakmayı sevdiğim için şöyle bir durum da görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdamın çok büyük bölümü küçük şirketlerde. Bakın burada 1 ile 19 kişi arasında çalıştıranlar, 20 ile 49 arasında çalıştıranlar hep küçük şirketlerde istihdam artışı var. 250'nin üzerine çıktığın anda işler negatife doğru sarmaya başlıyor. Küçük şirketlerde biliyorsunuz daha az maaş veriyorlar, daha az maaş zammı veriyorlar. Küçük şirketlere baktığımızda peki hangi endüstride gelişmeler olumlu? Üretimde değil, üretim sektörü hala geriye gidiyor çünkü üretim faizlerden olumsuz etkileniyor. Yani FED faizinin en çok baskı kurduğu yer üretim. Doğal kaynaklarda biraz artış var. İnşaatta zaten bahsetmiştim artış var. Ulaşımda belli bir miktar artış başlamış. Enformasyon teknolojisi de tekrar kendi toparlamaya başlamış. Finansal hizmetler biraz eksi de ama esas artışın geldiği yer turizm. Yani konaklama hizmetleri orada artış var. Restoranlar, oteller burada artış var. E bu da gayet normal. Yaz sezonundayız. Hizmetler sektöründe zaten büyük açık vardı. Hizmetler sektöründe garson bulunamıyordu Amerika'da. İngiltere'de, Türkiye'de bile benzer bir sorun var aslında. Ve işte şimdi iş gücü piyasasında bu insanlar yavaş yavaş o büyük şirketlerden işten çıkarılarak veya ayrılarak burada doğru kayıyorlar. Yani evet istihdam kuvvetli ama maaş artışları kuvvetli değil. Bununla ilgili yeni raporlar gelecek bu hafta. Yanılmıyorsam bugün Amerika'da ortalama maaş değişimiyle ilgili bir veri gelecek. Yarın Amerika'nın devletin açıkladığı istihdam verisi geliyor. Orada da bu detayları görüyor olacağız. E bu mükemmel bir durum değil mi? Mükemmel bir durum çünkü istihdam artıyor, maaşlar artmıyor, ekonomi de büyümeye devam ediyor. Yardena Research'ün raporuna göre ekonomideki büyümemiz aynen devam ediyor. İkinci çeyrekte hatırlıyorsanız yukarı doğru revizyon geldi. %2.2'lik büyüme var diye. Buradan resesyona bir ayda girer miyiz, üç ayda girer miyiz, altı ayda girer miyiz? Vallahi ben ikna olmuyorum. Caterpillar deli gibi makine satıyor. Demek ki bunu alan müteahhitler bunlarla büyük inşaatlar yapacaklar. Bunun finansmanı bir şekilde çözmüş durumdalar. Belki daha önce borç aldılar. Çünkü Amerika'da geçen sene özellikle faizler çok düşürken pek çok şirket deli gibi borç aldı ihtiyacı olmamasına rağmen. Para ileride lazım olur diye. Bundan dolayı bilançolarda da şirketlerin kulaklarından adeta para fışkırıyor. Ve bunlar diyorlar ki biz inşaata tam gaz devam edeceğiz. Şimdi burada ezberci ve ekonomist hemen ne der? E iş gücü piyasası böyle yukarı doğru gidiyorsa maaşlar artmasa bile bir süre sonra eleman yokluğu çok olacağı için maaşlar artmaya başlayacaktır, enflasyon yaratacaktır. O da pek doğru değil. Bu grafikte Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların iş gücüne katılımını görüyoruz. 2014'ten 2020'ye kadar işte %64'lük seviyelerde gidiyor. Covid'de tabii çok büyük düşüş yaşanıyor çünkü Amerikan devleti para basmaya, dağıtmaya başlıyor, insanlar çalışmıyorlar ama yavaş yavaş o paralar suyunu çektikçe insanlar iş gücü pazarına adım adım giriyorlar. Burada da hala bir, buçuk puanlık açıklık var. İşte bu açıklık maaşlar üzerinde belli bir baskıyı yaratıyor. Çünkü hala iş gücüne katılmamış çok insan var. Yapısı olarak baktığımızda Amerika'nın tekrardan yeni iş gücüne ihtiyaç duyacağına, bundan dolayı da Amerika göçün kolaylaşacağına da inanıyorum. Çünkü enflasyona mücadele yollarından bir tanesi bu. İkincisi de tabii robotlar ve yapay zekanı getirdikleri burada çok önem kazanacak. Yapay zeka deyince de dün yapay zeka hisseleri büyük darbe ediler. Çünkü hem AMD hem Qualcomm çok kötü bilançolar getirdi. AMD'nin bilançosu kötü gelince borsa büyük yukarı doğru gitmişti ama sonra borsa gerçekleri anladı. Dün %70 kadar düşürdü. Nvidia'yı da onunla beraber aşağı doğru aldılar. Ben Nvidia'nın haksızlığa uğradığını düşünüyorum açıkçası. Ve bunu bir alım fırsatı olarak görüyorum. Bugün de bakacağım biraz vaziyete. Bu güzel tatlı dibi Nvidia'yı değerlendirmek için kullanabilirim. Çünkü bence fiyatın aşırı şişmiş hani bir bölümü bugün AMD sayesinde ve Qualcomm sayesinde düşmüş oldu. Oysa aldığımız haberler Nvidia mikroçiplerinde kıtlık olduğu Hatta Elon Musk da Tesla toplantısında bunu söyledi. Nvidia bize yeterince çip üretemiyor dedi. Her yerde bu çiplere büyük bir talebin olduğunu gösteriyor. Ben Nvidia bilançosunun olumlu gelebileceğini düşünüyorum ama tabii emin olmak çok çok zor. Bununla ilgili daha detaylı bir içgörüyü sevgili YouTube katıl üyeler için geliştireceğim. Eğer siz de henüz katılmamışsanız hemen gelin katıl üyesi olun. Çünkü bugün de dün gelen PayPal ve Unity bilançolarını beraber inceleyeceğiz. Acaba yatırma devam mı tamam mı o konuda kararlarımızı geliştirmeye çalışacağız. Tabi olaya bir de teknik açıdan da bakmak gerekiyor. Teknikten olduğumuzda Nasdaq'ın en büyük ETF'i olan QQQ'daki düşüşü görüyoruz burada. Fakat kritik bir seviyeyi 374'ü tutmayı becerdi. Buradan bugün yukarıya doğru bir sekmek gelebilir. 374'ü salarsa 371'de, 368'de ve 366'lık güçlü destekler var. Buradaki boşlukları, şurada görüyorsunuz ciddi boşluklar var. Nasdaq kalır. ama 368'e çekilene kadar ben pek panik yapmam. Dün beklediğim yerden 374'ten geri sekti. S&P 500'de de hala boğa kanalındayız. Dün düşüş var ama 20 günlük hareketli ortalamaya kadar düştü. Oradan geri sekti. Hatta ben de o saatte bir tweet atmıştım. O sırada daha Nasdaq'taki düşüş %2,5 civarındaydı. Buradan geri biraz yukarı doğru geleceğiz. Önemli desteğe geldik diye. S&P 500'de de aynısı gerçekleşmiş. Yani teknik olarak da hala boğa kanalını koruyoruz. Burası değişirse... Söz veriyorum ilk sizlere haber vereceğim. Çünkü ben piyasalarla inatlaşma niyetinde değilim. Ben sadece piyasaların zaman zaman yaptığı düzeltmelerde panik olmamanızı istiyorum. Şu anda boğa kanalı hala devam ediyor. Bu arada beni Twitter'da takip etmiyorsanız mutlaka takip etmelisiniz. Demin dediğim gibi dün tam da en düşük noktasında önemli bir desteğe geldi. S&P 500 buradan yukarı dönmesini beklerim dedim ve yukarı doğru atağa başladı. Tabi pozitife geçmedi ama o sert düşüş tamamlamış oldu. Bir de dün PayPal ve Unity bilançoları geldi. Onun sonuçlarını hemen değerlendirdim. Lütfen Twitter'da beni takip edin. Eğer henüz etmiyorsanız link yukarıda. Orada anlık paylaşımlarda bulunuyorum. Ve bunların hem günlük trade stratejisi içerisinde hem kendi geliştirme konusunda çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ama tabii daha iyisi Haddini Aşk katılmak. Çünkü Haddini Aşk Kulübü'nde bir de WhatsApp kanalımız var. Orada insanlar sorular soruyor. Onlara yanıtlar veriyorum. Oraya da gelirseniz harika olur. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Evet durum bu. Tabii ki yanılabilirim. Tabii borsalar bir süre daha aşağıya doğru gidebilirler. Demin gördük hem Nasdaq'ta hem S&P 500'de biraz daha aşağıya yer var gibi gözüküyor. Ama bahsettiğim destekler çalışıp da tekrar yukarı doğru dönersek borsalar boğa rallisine devam edecekler demektir. Unutmayalım bilançolar genelde beklendiğine iyi geliyor. Dün gelen PayPal ve Unity bilançoları da beklentin üzerindeydi. Dün Robinhood'un bilançosu geldi. Robinhood tarihinde ilk defa kâra geçmiş. Ondan önce Uber'in bilançosu geldi. Uber tarihinde ilk kez kâra geçmiş. Piyasalar bunları pek ödüllendirmedi ayrı. Piyasa çünkü düşme modunda biraz. Ama şirketlerin durumları iyi gibi gözüküyor. Resesyonda sıkıntı yok gibi. Enflasyona hala düşüş eğiliminde. Enflasyonla ilgili gelecek hafta yeni CPI geliyor. Onun öncesinde yine sıkı bir değerlendirme yapacağız. Benim için en kritik veri o. Enflasyon düşük geldiği sürece Fed'in faizleri düşürme ve şu anda piyasanın korktuğu pek çok meseleyi çözme şansı yüksek. Gelecek hafta onu da değerlendireceğiz. Evet soru ve yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın hoşçakalın görüşmek üzere.